bizga yana 2 xil 3 xil vitamini keladi bunga. O'shilari ham qo'shilgandan keyin bizga hali o'ylagan narsamiz chiqadi biz buni. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, siz yana Farhod Ustova kanalini kuzatib boryapsizlar. Do'stlar, chorvachilikka o'z hissalarini qo'shgan Zohidjon akamiz, Sheral akamizni fermalariga yana tashrif buyurdik. Bu yerda o'tgan videolarimizda aytib o'tganimizdek, yem ishlab chiqarish o'z faoliyatlarini boshlashdi. Do'stlar, yem haqidagi barcha to'liq ma'lumotlar bo'ladi hamda sizlar kommentariyada qoldirgan barcha savollaringizga to'liq javob olishga harakat qilamiz. Sizlar ko'p kutmagan holda noldan qo'y boqib qancha daromad qilish juda ko'pchilik hammani qiziqtirgan savollarni javob olishni boshladik. Videoda qo'y boqish boshlaydigan joyimizdan boshlaymiz. Tanish o'tamiz, Zohidjon akamiz o'zlari, Sheral akamiz bu safar ishtirok eta olmadilar. Zohidjon akamiz o'zlari bo'ladilar. Obunachilarimizga qanday tilaklaringiz bor? Endi Farhodjon obunachilarimizga shu chorva bizdan qandaydir bir narsani o'rganib foydalanishsa biz xursandmiz hammasini. Qo'limizdan kelgan sir-sinoatlarini aytib, qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz hammasini. Iloyim Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kerakli ma'lumotlar beryapsizlar. Sizlar ko'p kutmagan holda bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini unutmang. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Video davomida sizlarga barcha savollaringizga javob olishga harakat qilamiz. Sizlar ko'p kutmagan holda ketdik. Qadrli do'stlar, mana qo'y xonamizni ham oldiga keldik. Qo'y haqidagi barcha ma'lumotlarni Zohidjon akamizdan olishga harakat qilamiz. Do'stlar, Zohidjon aka, endi bu qo'y xonamizga nechta qo'y sig'ardi? Bu yerga hozir biz 200 ta qo'yga joy qilingan, mana shu uzunasi 200 tasiga tayyor qildik hozir, polda turadigan qilib 200 ta qo'yga. 200 ta qo'yga moslangan qo'y xonamiz. Juda ham ko'p savollar kelgan. O'shalarga birma-bir o'sha qo'y haqidagi, ya'ni akamiz necha yoshimdan dedingiz? 6 yoshdanmi? Necha yoshdan? Yo, 15 yoshi bizdan shu chorvaga qiziqqanmiz. Shu 15 yoshimizdan beri, salkam mana 23 yildan beri shu sohani 23 yildan beri qilib yotibmiz shu sohani, mutaxassis bo'lib yotibmiz da. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchilik qo'y xonani qurishga savollar keldi-da. Masalan, poltaxtali, poltaxtasiz oddiy qo'radagi qilinadigan qo'ylar bor-ku, qo'y xonamiz. O'shunda qaysi biri yaxshi? Juda ko'pchilik poltaxtalidan oyog'i og'riydi deyshyapti. Siz qaysi birini taklif nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Ya'ni o'sha gap rostmi? Oyoq og'rib qoladimi? Endi mana hozir o'zimiz yaxshi ko'radigan qo'ylar bor. Nari fermamizda ham ko'rgan bo'lsangiz Farhodjon, salkam 2 yildan beri polda turgan qo'ylarimiz bor. Oyoq og'risa shularniki og'riydi-da, 2 yildan beri masalan o'zimizni qo'limizda turadi o'sha hayvonlar. Bu polda qulayliklari juda ko'p. Toza pokiza semiradi bu birinchisi. Keyingisi hech chiqmaydi bu ikki. Keyin mana ko'rsalaring bo'ladi mana nimasini. Ko'pchilik savol beradi-da, masalan meni o'zimga ham to'g'risi hali qo'y baqish Telegramda qo'y baqish guruhimiz ham bor. Hali ko'pchilik savol beradi, orasi qancha bo'lishi kerak deb. Mana uni ko'rsangiz bo'ladi. Bu orasi bizga endi gugutni nimasini qo'yib turib ketaverganmiz. Gugut qutini, enini. Ha, u sekin baribir yog'ochni qurishi bor, boshqasi bor, desha katta bo'lar ekan mana. Lekin mana oyog'i tushgan yo'q, bittasini ham nimasi bo'lgan yo'q. Bu polda qulayligi zo'r, Farhodjon. Bu yerda hozir men masalan mana shu yerda 15 dona sig'dira olaman mana shu joyiga. Agar yer bo'lsa men 15 ta baqalmayman. Bu yerda 5 tadan ortiq tayi balchiq bo'lib ketadi tayi, o'zini tayini balchiq qilib tashlaydi. Ya'ni poltaxtaligini tavsiya qilasiz. Poltaxtalini tavsiya qilamiz, aha. Bu savollaringizga ham javob oldingiz degan umiddamiz. Endi juda ko'pchilik masalan qo'y boqadigan O'zbekistonda keng rivojlanyapti, o'z hissalaringizni qo'shyapsizlar. Aytishyaptiki, shunaqa savol tushyaptiki, bitta qo'y oldik, misol qibir, bitta qo'y oldik, necha choy boqamiz? Necha pulli yem beramiz? Ham sotayotganda necha pul foyda qilamiz? Rasxoddan tashqari shu haqidagi bir ma'lumotni bergin deyishdi. O'shunga bir qandaydir tavsiyalaringiz bormi? Qanday qo'y boqish kerak? Birinchi olayotgan odamga, boqayotgan odamga yoki tug'aydigan odammi, qo'chqordanmi? Qaysi birini tavsiya qilasiz? Qaysi biridan endi boqayotgan odamlarga qaysi biri qulay? Endi Farhodjon, bizi O'zbekistonda
Hozir birinchi talab qilinayotgan go'sht mahsulotlari, to'g'rimi? Go'shtni qancha ishlab chiqsak, shuncha xaridorimiz bo'lyapti hozir. Misol biz bu qo'y biznesi desangiz ham bo'laveradi. Buni qo'y baxish biznesi. Qo'y baxish biznesi ziyon qiladigan biznes emas, Farhodjon. Birinchi o'chirda qarang. Qanday masalan ziyon qiladigan nima bas? Uni bilish kerak. Quruq yem bermasdan bunga qarovini pas qilsangiz, bundan ziyon qilasiz, bu aniq bu. Bunga agar mehr berib, kerakli vitaminini berib, biz hozir o'rgangan usulda baqiladigan bo'lsa, hamisha foydada chiqadi buni. Ziyon qiladigan biznes emas-da, bundan ziyon qilmaysiz. Masalan, oddiy misol, mana siz hozir gapirib o'tyapsiz, men hozir bu qo'ylarni hammasini ko'zim oldiga kelgan kunlari esimga tushyapti-da, mana bu qo'ylarni to'g'risida. Mana mana shu masalan, mana shu qo'yimizga kelganiga 50 kun bo'ldi, misol. 50 kun. Ha, mana unga bir to'xtagan bo'ladi. Bo'ldimi? Boshqa birdan gapiramiz. Yo'q, u nimasi yo'q. Uzilmaydi, qo'yvarlar, u nimasi yo'q. Hozir men gapiraman. Ketadi videoda, masalan, unaqa narsa yo'q. E'tibor bermay turaveramiz. Hozir masalan, mana shu kelgan kunlarni hisoblasak, farqi 50 kunda masalan, ke bo'ldi mash qo'ydi. Hozir yana bir 60 kunda biz go'shtga tortsak bu bemalol bo'laveradi. Mash qo'ydi. Endi 50 kunda keldi deyapsiz. Mash qo'ydi misol qilib keltirib beraylik. 50 kun oldin nech pulga olingan, nech pul rasod qilindi hamda nech pulga sotish bilan bor. Mana mash qo'ydi hozir. Biz olib kelingan kuniga masalan 2 million 400 ming, 2 million o narigisi 2 million 300 ming bo'lgan aroq-rog'i. Bular 2 million 400 mingdan kelgan. Endi biz bir kunlik rasxodini hisoblaymiz. Bir kunlik rasxodini. Bir kunda hozir 4,5 ming so'mgacha rasxod qilyapti. 4,5 ming so'mgacha rasxod qilyapti. Endi biz uni yana ham yemni o'zimiz chiqarib rasxodini kamaytiryapmiz, Farhodjon. Yem ishlab chiqarish. Yem ishlab chiqarish boshlandi. Video davomida boshni ham aytdik. Bundan keyin videolarimizni ko'radigan bo'lsalaring, yem qanday yem berilyapti deydigan bo'lsalaring, bundan keyin videolarimizda yem haqidagi to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz hamda necha oy, necha mahal berish kerak, shu haqidagi ma'lumotlardan berib o'tamiz. Endi qo'yga kelamiz. Farhodjon, to'g'risi biz buni hozir 20 yildan oshiq tajribamizda shuni o'rganyapmizki, birinchi aybimizni bilyapmiz. Hayvonimiz nimaga bergan yemimizni 100% o'ziga olmaydi. Hozir hamma ham yem beradi, bersa 100% hayvon o'ziga singitalmaydi-da u yemni. Bu 50% olishi mumkin, 60% olishi mumkin. U qolganini tashqi parazit, ichki parazitlar yeydi u. Rasxod qiladi. O'shinga ketib qolyapti berayotgan yemimiz. Endi birinchi o'chirda buni ichki parazitdan tozalash kerak. Tashqi parazitdan tozalash kerak. Keyin buni tashlash kerak baqqani. Shunda berayotgan yemingizni 80-90% o'ziga singitadi hayvon. Hozir bo'lmasa tashqi paraziti o'zi 15-20% oladi yegan yemini, ichki paraziti oladi. Shuning uchun birinchi o'chirda tozalashdan Farhodjon boshlash kerak hayvonni. Tozalashdan boshlash kerak. Haligi savolimiz javobsiz qoldi. Nima obunachilar nima qilmasin, o'sha bitta qo'ydan qancha foyda qoladi? Sizlarning uslublaringizdan boqsa. Masalan, oddiyali joydari tilda aytganim, men shunday hisoblayman-da, qarang. Masalan, bu 2 million 400 ga olindi mash qo'chqora, misol. Misol 5 ming so'mdan shu pulini yegizaman bir kuniga. Bir oyiga 150 ming yegizaman. 150 ming. Men buni boring 100 kun baqaman. 100 kun. 100 kun baqsam 500 ming yegizamanmi bunga? 500 ming. 2 million 400 ga olsam, buni 2 million 900 ga tushadi. 5 ming so'm rasxod qilsa. 2 million 900 ming. Ha, buni bozorga olib chiqsangiz, kami 33-34. Bo'lmasa 35 ga sotasiz. Yaxshi, to'g'rimi? Ha, endi hisoblang endi buni. Uji 100 kunda 400 ming so'm bu pul foyda qolyapti bu qo'ydan. 400 ming so'm foyda qolyapti. Oyiga 150 ming, yaxshi o'naladigandan 200 ming so'mgacha daromad qilasiz. Birda yegizgan, ichkizgandan tashqari. Tashqari sof foydasi buni. Ya'ni qo'y boqishdan foyda bor. Bor, qo'yda boqishdan foyda bor. Qo'y boqishdan foyda yo'q deydigan akalarimiz uchun yaxshilab ko'ringlar. Agarda foyda yo'q deydiganlar uchun yana shunday Zohirjon akamiz shunday bir o'qish yo'liga tashkil qilmoqchilarki, yordam tarzida shunday o'qish yo'liga qo'yiladi. Chorvachilikda barcha sohalar, ya'ni burunlar boqishmi, qo'y boqishmi, mol boqishmi, qanday boqish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. O'qib tajribangizni oshiraman deydigan bo'lsangiz, shunday o'qishlar ham qilinadiki,
o'qishingiz bo'ladi. Ya'ni onlayn tarzda o'qiladi. Hali bu aniq emas, yo'lga qo'yilyapti. Xudo xohlasa, o'shani planini tuzib qo'ygansiz. Plan tuzganmiz. Farhodjon, keyin yana bitta narsani aytib o'tayda. Bitta qilayotgan haypimiz ham bor-da. Qarang. Buni biz 5000 so'm kuniga rasod qilyapmiz. Orada bir 3 kun yemay qo'ydi u hayvonimiz. Yegizalmay qoldik. Ya'ni imkoniyati yem bermay qo'ydik. Bu orqaga yurishni boshlaydi. Buni yana o'zining tiklab olgunimizcha nima ancha vaqt o'tadi. Shuning uchun to'xtatmasdan baqish kerak shuni. Tushunyapsizmi? Yemni to'xtatmasligimiz kerak. Keyin buni bugun 3000 so'mlik rasod qilay, ozroq yem yegizay desiz, uje siz o'zingiz aldasiz. O'zingiz aldasiz. Yemdan qismoqchi bo'lsa, odam o'zingiz aldasiz. Buni yegancha berish kerak. Lekin boshida 6000 so'm rasod qilishi mumkin boshlarida hisoblab ko'riladi. 6000 ko'proq yeyishi mumkin. Hayvon semirgan sari ozroq rasodga kirib boradi. Tushunyapsizmi? Semirgan sari. Qorin masalan biz 7 oy, 8 oy ham baqib ko'rganmiz qo'ylarimizni. So'ysak, qorin sohalari kichkina bo'lib qoladi-da ularda. Atrof yog' bosib. Demak, semirgan sari bu rasod ozayib borar ekan degan nimaga borganmiz-da o'zimiz buni. Eksperiment nima deydi? Tajribaga. Shu, lekin uy sharoitida ham mana ko'pchilik meni oldimga keladi Farhodjon. 20 ta baqsa bemalol uy sharoitida kerakligicha 3 million 4 million daromad qilsa bo'ladi. Uy sharoitida. Uy sharoitida 3 million 4 million. 3 million 4 million. 5 ta qo'ydan daromad. 20 ta qo'ydan. 20 ta qo'ydan 3 million 4 million. 3 million 4 million o'rta hisobda foyda qilsa bo'ladi. O'rta hisob. Buni endi masalan, lekin mana bu polli dan ko'radigan bo'lsangiz, mana sen 3 2.5 ga 3. 2.5 ga 3. Shundan 2 dona qilib oladigan bo'lsa uyga, har birta xo'jalik 20 dona qo'y qiynalmay turadi. Mana shu yerdan masalan jicha sarfi ko'p bo'lishi mumkin, lekin shu biznesga hech qancha narsa emas, mablag' emas buni sarflasa, to'g'risida buni pulini chiqarib oladi darhol. Kelayotgan aktiv daromadga qaraganda yaxshi. Qancha emas, buni chiqarib oladi. Shuni masalan 2.5 ga 3 dan 2 dona qilib olsa, 20 ta 25 ta qo'ydi uy sharoitida baqaveradi. Masalan, ayollarimiz ham baqsa bo'ladi-da, uyda o'tirgan ayollar ham baqaveradi. Buni masalan tashqari chiqib usalmaydi, boshqa qilinmaydi. Uy sharoitida baqsa bo'ladi shuni. Qulay. Katta rahmat javob uchun. Savollaringizga javob oldilar degan umiddamiz. Yana shunday savol kelganki, masalan bitta qo'yni olib keldik. Masalan, qani necha yashar qo'yni olishimiz kerak? Bozordan asosan necha yasharlik qo'yni olishimiz kerak? Qo'yxonaga tashalganda qanday vaksinalar beriladi? Berilgandan keyin masalan qancha yem miqdorda boshlash kerak degan savolni berishgan. O'sha endi qo'y boqishga qiziqayotgan obunachilarimiz. O'shlarga bir qanday javob qilsa bo'ladi? Endi Farhodjon, hozir biz yaqinda mana bitta yem chiqarish nimamizni ham aytdik-a, yem chiqarish nimamiz. Qopiga bizni niyatimiz, endi niyatimiz hali insonlar bizdan nimanidir o'rgansa, biz xursand bo'lamiz. Qo'limizdan kelgan ish. Biz bu yil bu dunyoda o'rgangan narsamizni boshqa dunyoga olib keta olmaymiz. Mashinaga hammasiga xalq bizdan naflansa, biz xursandmiz. Alloh razı olsin. Qarang, 40 kilolik qo'y tirik bes. Birinchi o'chirda baqishdi, nimasi 40 kilolik. Bu bir kunda rasa yesa 800 gram yem yeladi. 800 gram. 40 kilo tirik besidagi. Uni siz qanday hozir bo'ktirmasdan olib chiqib ketsam, eng katta yutug'imizda to'g'risi bir qo'y bir marta bo'kadi xolos, shuni bir biling. Qo'y bir marta bo'kadi, qaytib bo'kmaydi. Uning uchun qani nimaga bir marta bo'kadi degan narsani biz ham o'ylab chiqdik-da. Demak, yem yemagan, bo'kmagan hayvonni ichigi ingichka bo'ladi. Tushunyapsiz-da? Uni bir kengaytirib olish bizni eng katta yutug'imiz. Kengaytirib olsak bo'ldi, qo'yni oldiga yemni to'kib qo'yaverasiz, yem xo'rda qilib. Yeb yotaveradi. Uni uchun kengaytirib olish uchun nima qilishimiz kerak, qarang. 40 kilolik tirik besdagi qo'yga bir kunda olasiz, 24 soatda 3 ga bo'lasiz. 8 soatdan. 8 soatdan olasiz, 250 grammdan bir berishda yem berasiz. 250 grammdan. 250 grammdan. Har bitta qo'yga. Har bitta qo'yga. 250 grammdan 750 gram yem berasiz. 10 kun davomida. 40 kilolik tirik besdagi qo'yga. Endi uni sekin siz 10 kundan keyin, 10 kun vaqti bo'ldingiz, 10 kun rasa ishtahaga kirib, bergan yemingizga to'ymasdan tashlaydi. Undan keyin siz uni 4 mahalga o'tkazasiz. 4 mahal, yana bo'linadi. 6 soatdan. 4 ga bo'linadi. 6 soatdanga bo'lasiz. Uju qo'y
kereklicha mahsulotni olib, bemalol yotadigan bo'lib qoladi. Shu uji sizga rejimga tushadi. U soatni bo'lib qo'yasiz-da. Keyin undan keyin sekin ko'paytirib boraverasiz. Undan keyin 20 kundan keyin uji sizga moslashib bo'ladi u hayvonga. Oxiriga yem tursa ham bo'kmaydi. Bo'kmaydi bo'ladi. Lekin o'timizi kepakni foydasi shu ichaklarni kengaytirib beradi. O't bilan kepak. Kepakni shu yegancha tashlab qo'yavering. Kepak bilan o'tga to'yib bo'kmaydi hayvon hech qachon. Shunga kengaytirib beradi ichini. Hozirgi kunda qo'ylarimizga o'zingiz uslubingizda qanday yemlarni beryapsiz? Qanday aralashmalarni beryapsiz? Endi Farhodjon biz hozir o'zimiz yem tayyorlayapmiz-da. Mana ko'ring yemimizni. Mana. Biz mashi yemimizni endi o'zimiz tayyorlayapmiz mana. Bu yerda bir hozir 6 xil 7 xil mahsulot bor. 6 xil 7 xil. Buni ichida endi 1 kilosi salkam 3 dollar turadigan vitamin ham bor. Buni ichida 1 kilosi 3 dollar turadigan vitamin bor. Buni ham biz albatta qo'shamiz, uni modda almashuvini yaxshilar ekan. Buni o'qib chiqdim-da endi men kitobini ham buni to'g'ri sizlangandan keyin o'qir ekansiz-da buni. Majbur o'qib chiqib nimasi qarasak, Germaniyadan chiqaradi. Germaniyadan chiqadigan parashyuki bor ekan, shu vitaminlar yig'indisi bir. Uni ham hozir sizga rasmini ko'rsataman. Shuni ham qo'shyapmiz. Hozir to'g'risi o'zgarayotganini sezyapmiz-da biz. Buni hali ham hali oxiriga yetib borganimiz yo'q hali. Yana ham kuchaytirib boramiz buni narsani. Mana shu aytgan yem, masalan, qo'ylarga berilgan yemiz 4000 so'mdan tushyapti deganingiz, mana shu yem bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, 1 kilosi buni, 1 kilosi. Ochig'i bizga 2100 so'm, 2200 so'm to'g'ri kelyapti. 2100 so'm, 2200 so'm o'zlaringizga. Buni ichida 30% makka, 30% makka, 20% kerak bo'lsa bug'doy bor ali. 20% bug'doy. Drabilka qilingan. Drabilka qilingan. O'sha narsalar bo'ladi. Arzon bo'lgan lekin masalan bizga hozir 2100 2200 ga tushyapti shu narsa. Lekin kilosi 3 dollarlik nimasi ham bor. U 3 dollarlik masalan tonnasiga qo'shiladi. Tonnasiga qo'sh, tonnasiga 2 kilo qo'shilar ekan. 1 tonnasiga 2 kilo qo'shilar. 2 kilo qo'shilar ekan. Men bilmasdan olib kelib 3 kilo, 4 kilo qo'shib yubordim. Sirazi naqda bergan firma deylar aytdi, "Yo'q, yo'q, ko'p berib yuborasiz, kamaytiring" dedi. Masalan, bolali qo'ylar bor-ku, sut emizadigan qo'ylar. Shularga ham rasa foydasi bor. Qo'zilarni ham vitaminga nima qilar ekan. Boy shu narsa. Agar sir bo'lmasa, bu yemimizga nech xil mahsulot qo'shilyapti? Hamda qaysi mahsulotlar? Hozirgi holatda 6 xil. Hozirgi holatda 6 xil yem aralashma qo'shilyapti. Bunga endi Farhodjon biz hozir mana sizga stanogini aytib o'tdim. Men o't qo'shishim kerak bunga. Bunga o't qo'shish kerak. Sifat xuniy bo'lishi mumkin, lekin foydasi zo'r bo'ladi. O't qo'shsam bo'kmasdan olib chiqib ketadi shu hayvonni. Tayyor shu bo'kib qolishi. Ha, bo'kib qolishini oldini oladi. Ham yangi bahayotgan ham masalan 50 kilo yemda oladigan bo'lsa shu bemalol qo'qmasdan beraveradi shuni. Shu o't qo'shishimiz kerak, o'tni ham qo'shamiz bunga. Hozir bunga aziz obunachilarimiz, do'stlarimiz, qadrdonlarimiz faqatgina o't qo'shilmagan ekan, ya'ni o't qo'shiladigan bo'lsa, Zohidjon aka aytmoqchi, bo'kib qolishni oldini oladi. 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 O't o'tam qo'shiladi bunga hali qo'shamiz Xudo Zafarxonjon bunga. O'tam qo'shiladi. Yana bir savol edi. Masalan, qo'y olib kelingandan keyin qanday vaksinalar qilinadi? Birinchi o'rinda nimalar qilish kerak? Masalan, qo'y olib keldik bozordan, bu qo'ramiz bo'ladigan bo'lsa, qo'yxonamiz bo'ladigan bo'lsa, qo'yxonaga kirishdan oldin qanday ichonlar yoki qanday vaksinalar qilinadi? Nimalarni siz tavsiya qilasiz? Farhodjon, men bitta tajribamdan kelib chiqib bitta narsani aytaman. Biz buni 1 yil bo'ldi endi qilganimizga. Biz bu yerda hozir qishda to'g'risicha hisobini olmagan ekanmiz. Jitcha shamollarni hisobini olmagan ekanmiz va salafallarni o'rab qo'ydik. Bitta shamol kelsa ko'tarib ketib qolyapti. Yo, biz endi qanday ishlaymiz, qarab turing. Betga bir issiqlik manbayini ham olib kiramiz. Qo'y eng zo'r, masalan, eskilardan ham so'rasangiz bo'ladi. Eng zo'r semiradigan, eng o'ziga oladigan payt qaysi payt desa, bahor deyishadi hammasi. Kuz bilan bahor deydi. Kuz bilan bahorda hayvon tez semiradi. Demak, havo bir mo'tadil havo.
15-20 gradus ıssık. Şunda demek hayvan özüge zor alıyordu. Biz onu sınav gördük de. Hazır şimdi biz maşitlerden bir sponni bekitemiz. O da halası, niyetimiz. Yani yana kelesler hala. O da halası Ali. İnşallah. Bir de... Aytken planlarız var. Hala bu da halası. Doğrusu bir başkan arsaya full sarıplagimiz kime yaptı. Şu hayvanın kança olsa kuleylik, kalorilik. Maşitden çıkı yaptı. Biz yedip durup. Paravi atepliğine sığlı manbayını yapışık ki apkıramız. O da halası. Şu koyları gel. İki gün gününü alış. Gününü algende hayvan tiz yemirdi. Ne demek ya? Taşkı parazitlerden 100% tozalanı buladı da. Şunun için adli misal gününü algende hayvan izlem tiz oğun alıştı başlıydı. Aşınca itibar verdik ki ne demek ya bu oğun alı yaptı desek. Tiyeri aslı diyem bizi gözü görünmeyen taşkı parazit. Sirop. Çömültürgen diyem iş ki hayvanda bilseyiz. Ali yazlar diyem. Bir haftada 2 metre çömültürü bakadığım bu siz hayvanı cüdeyim tez ol etkeni bilinirdi o yüzge. Çünkü içki parazitini, içi kurtunu. İçi kurtunu tazalanadı, ciger kurtunu tazalanadı. İki o tazalanandaki taşki paraziti bu. Taşki parazitini tazalayınız. Kigin bemalar bakışka tüşülü uğradı. Vaksinalar mesela, namları kendi sizde var mı? Var, şimdi hazır Farhodjon vaksine cüdeyim köpeyip gitkeniz aptekelerde. Bizgen mu buladı mı, bu buladı mı diyebdi. Ucuz faydalanırken, ucuz tavsiye kılıyordunuz, ucuz faydalanırken izi ayet otelden. Sizde bakışınızda cüde köpçülüğü kızdıkladı da, şu demek ki bu savallan birisine maksat. Şimdi yazışken ki abunatçılarımız koydu aptekele, bakıp ne tür yem verim, ne tür fayda kılışı geçe bilginsen, diken demeler var. Hadi yem götürüyor musun? Yenge bir işken savurlar yem var da. O şunu size bergenim mesela. Kendi vaksineler. Şimdi vaksineni hazır op gelip körsetemiz bu mesela. Ciger kurtuge ama glazantel digen doğru var. Hazır yenge keçe okup çıktım. Risiyebilerini karasam cüdeyim zor oluyordu. Nimesi. Vitamin nimesi köpeken. Faydalı tarafları, klazantil, onu kılıyapız. Kigin semirtirgeni butassal, multivit kılıyattı odik. Ular diyem kılamız. Hazırca selen digen, yani kendime kepti. Şunu gördüm ben, madde almış onu yaşlıydı o. Onu yiyem tecrübe sıfatında kıp görüyüp ben hazır. Kançadan mesela, bitti koyuca kançadan kılınadı yok ki neçe ay muddatta kılınadı? 3 ay mesela, benim kolumda 3 ay toray turadı hayvan. 3 ay toray turadı? Uzağı toray turadı. Torayda 2 madde klazantil kılama. 2 madde? 2 madde klazantil kılama, 2 ayda bir. 2 ayda bir. Selimin, multivit, digerlerini ben her haftada kılama onu. Ukol mu o yok ki? Ukol, 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 ukol. Her haftada kılınadı. Her haftada kılınadı. O mesela bu adı, suagini büzü beradı, vitamin halas o. Mesela madde almış onu yaşla beradı. Vitamin yetkisi beredi, ukollar. Vitamin yetkisi beradı, ukollar. Topa doğru, şuna kadar yığındısı. Vitaminler yığındısı da, onu terkibine okup görsünüz bu adı. Şimdi o koyumuzu, mesela göçten tamiga, mazasiga yoki bir nimasiga ta'sir qilmaydi. Endi Farhodjon masalan biz hozir biraz endi qo'ydi kasallik ko'p, to'g'risi brazot degan kasali bor. Uni biz dalada yuradigan qo'ylarimizga qilamiz buni. Bola olib yurgan har 3 oyda bir brazotga qilamiz. Chechak degan kasali bor, yashum bor, ularga qilamiz. Ularni dorilarini tevasiga yozib qo'ygan. Göğüşten tasırga çıkıp geçiş doyrası 20 gün, 15 gün deyapti. O nima deyapti? Ukol qilingandagi 15-20 gün içi de göğüşte istimol qilib bo'lmaydi deb yozyapti. Lekin multivit, monovitaminlarni nimasiga buni farqi yo'q, bemalol göğüşte istimol qilsa bo'ladi deyapti. Göğüşten tasir çıkıp geçiş doyrası yo'q deyapti. Demek ziyoni? Ziyoni yo'q, uni göğüşte ziyoni yo'q. Biz o'shlarni o'qiymiz-da endi nimasini. Xudo xohlasa, o'sha vaksinalar haqida ham bir boshqa safar kelganimizda oddiy video qilamizmi? Bir masalan, bu dorisini qilsangiz deb, xudo xohlasa, bo'sh vaqtingizga qarab, chunki siz ham bir nima? Yo, bo'ldi, bemalol. Farhodjon yana bitta narsa, bu joydari qo'ylar. Mana, bu joydari qo'ylar. Biz bu eksperiment vaqiyapmiz bu yerda, qarab turing, qarang. Bu joydari qo'ylar o'zimizni. Mana ular Tojikistonda sori qo'ylari mana ular. Gizariskan, o'sha chatishganda endi u endi toza ag'dan kelmagan, bab chatishgan. Lekin mana ular haqiqiy Bishkekdan kelgan qo'ylar. Bu Edilbay mana u. Bu haqiqiy Bishkekdan kelgan qo'y mana shular. Narigilarni ham ko'rsangiz bo'ladi. U o'zimizda sekin chatishib ko'payayotgan qo'ylar.
O'sha qo'ylarni ham bir ko'rsatsangiz bo'ladi. Ya, mana bu Edelweiss qo'ylar. Siz shu qo'ylarimizdan masalan o'zimiz Jaydari qo'y, Gisariski, Edelweiss masalan o'zimizda zotli qo'ylardan qaysini tavsiya qilasiz? Bek hammasiga mehr bersangiz bo'laveradi. Mana hozir siz odamlar ko'p savol beradi-da, Farhodjon qarang, bozordan qanaqa qo'y olsak bo'ladi deb. Bozordan 700 millik qo'yni olib mehr bering. Şu koy 2 milyonlu olsa 1 milyon 300 bin payda kalıyaptı, doğru mu? Hemen onu 3 milyonlu olsayız, bu 4 milyon böyle yaptı. Bu yan 1 milyon payda kalıyaptı ki. Ben aşı kere olsa, açığım, karavsuz koyan hayvanda perverişleşti, yakış göreme. Başka güller yürünüp gitken, başka koyduğum olamam da, op gelip işte perverişler, ben alayım o vitaminlerimi versem, bu kere olsa, o katta 5 milyonlu koçkarımdan, aşı koçkarımdan, aşı koydan payda zor kalıyordu. Aşı, kere olsa 1 milyon 800 milyonluk koyduğum mehir verseniz aşı koyduğunuzu taşıyordu siz yaş. Ben hala yiyen koydu alıp karavaya karavuramam. Demek birinci orunda karavaya koydu. Karavaya karaş gerek. O zaman ağlayan koylardı bana görürsünüz böyle de yani iki çekeyen koylardı. Cülleri ösüyor aslında bunu körüp durup kayıtta bakkan egen adamlar değil siz. Lekin aşın yiyen mehir verseniz kolat taş 1 milyon pul. Endi mesela hazır Uzbekistan boyunca mesela Asya boyunca en katta koyumuzu klasın haline ne tuttuz? Ne çıkıladınız? Ya ben internette, ben şimdi internette namengeli tağımızı nümasını gördük. Sarı koç kalırken 188 kilo mu dedik ya? 188 kilo ile koç kaldı, nümakıldı. Şimdi biz niyet kılıyoruz. Hazır yanıp da joyda koyumuz var. Endi orası sizge tayarlı yapız. O da olası. O da olası tayarlı yapız. Bir 2 kilonu tevasta kılamız diye yapız. 2 kilonu triviyesi. Bu alege trendke çıkan 5 yıldızlı koyu falan dedi. Koç karımız ha? O ağda hazır biz bir akka mehman yap geliyorduk. Bağda yakıp kalı kap gitti bu bitti. Bu ne 2 kilo? Gel şere gel. Hazırca 130 kilo geldi. 130 kilo geldi mi? 130 kilo. Koç karımız hakem bu. Trevesi 130 kilo. Şimdi daha halese bu yam 200 kilo alıp yapalar. Bak oraya ilişki bu. Daha halese. Yani koy bakışta uzayız kendi nümelerde tavsiye kılarsız. Şimdi bak edin onlar ki. Nümeler ki uzayız mesela. Etibar verin onları. Şimdi. Mesela Farhodjon koy bakışta. Mehrni bering shunga ham savob bo'ladi. Uka, bu ikki dunyo saodatiga erishasiz bu qo'y baqsangiz. Payg'ambarimiz ham hayvon baqqan, to'g'risi qo'y baqqan asosan. Shuning uchun bunda baraka bor deb turib biz ham ushaganmiz shu narsani. To'g'risida ham savob bo'ladi, ham daromadli, bundan ziyon qilmaydigan biznes. Hozir masalan yegisiz, buni mashin bilan hali odamlar ko'pi nima o'ynaydi-ku, aliga. O'tirishda pliyg o'ynashadi-ku, alg'o. Ha men qo'ylarim bilan o'ynayman-da, alg'o-da. Topgan pulimni mashinaga yem olib kelib tashayman, to'g'risida. Shu alg'o mashinalarda deyman, bularniki naq deyman, shunaqa deyman. İçiye kirgizsiz bana olasız. Lekin yegizmeseyiz ziyan kılasız. Uzuz aldıyız. Yeni dadan doğrusu köp madde aytadı. Hayvanga yiyen verenmeyi kaldım yiyemiysem seni uzun aldıyasın dedi de. Onu aldım, hayvanda aldım da aldı geç bergençe yegiz dedi. Çünkü yegiz iş gereği bunu. Yegizsiz olasız. Benim soğuluklarda yiyem ne maksiz? Soğuluklarda. Soğuluktan mesela yüzde köpçülü aytadı değil mi? Sog'liqdan qanday daromad qilsak bo'ladi? Buni qanday boqish kerak deyishadi sog'liqdan. Qo'chqordan qanday farqi bor deyiladi? Qarang, Farhodjon, sog'liqda foydasi, sog'liq tez semiradi qo'chqorga nisbatan. Lekin sog'liqda uzoq uni 1 yil 1 yil baqalmaysiz. Hali baqish foydasi yo'q. Masalan, mana mashinalar oddiy bozori 1 milyon 700, 1 milyon 800 ming so'mlik hayvonlar, to'g'rimi? Buni 100 kun baqasiz, 100 kun baqsangiz, sog'liq 400 ming yesa 100 kunda misol. Bu 2 milyon 200 ga tushadi. Lekin 100 kun ichida bu uje 2,5 milyon 2 milyon 700 bo'ladi. Buni sirasi 400-500 ming foydasini olib chiqaraverish kerak. Bu 3 million tevasiga chiqib ketmaydi hech qachon. Qiyin, to'g'risida. Lekin qo'chqorning foydasi, masalan, yaxshi o'sadigan hayvon olsangiz, kerak bo'lsa 1 yil baqsangiz ham u 5 million 6 millionlik bo'lib ketaveradi. Shunisi bor. Uzoqroq turaveradi qo'chqorning foydasi. Shundan farqi bo'ladi. Masalan, mana buni ko'ring. Mashq qo'chqorimni ham yaxshi ko'raman o'zim. Kelganiga cheraga buni ham 7 oy 8 oy bo'ldi. 7 oy 8 oy bo'ldi mashq qo'ydi. Bunday o'zimiz sezamiz-da suvagi buzuq hayvon deb.
Demek bunu 100 kiloli kısa bularken. Trig, göşe, taze göşe. Demek bunu bak oramızı, bak oramız bana. 100 kiloli. Bular gani hayvan bilinip duradı ozı. Şu, bular koçkart uzaraktır uğradı. 7-8 ay, 1 yıl. 100 kiloli bular gani. Demek koy bakıştan fayda var. Var. Fayda yok dediğinler videomuzu görürsün. Ahır gece. Dostlar, özlerinin kereli malumatı aldılar indi gel mütevaz. En koyukhanada tuzulacağını özümüz sizler geldiğinde video kulu veririz. Mesela, kant nit santimetre kança boluş kere, ölçüp hemen çünkü veririz. Hatta kemçiler bugün bize aldığında uzur sorab kalamız. Sizler diğer kan nedir sorular kızıktırırken bize, kemen tarayı gaz kaldırsalarin, biz zahucan ekmizden, çerel ekmizden bağlanıp sizlerge cevapta yetkazı barışça hareket kalamız. Daima sağ olunlar, kanalımızdan uzaklaşmayınlar. Sizlere kereli videolarda takdim etişte biz devam edelim. Sağ olun. Kesip kesip.